Karşıyaka yerelinde yapmış olduklarını. Bugünkü oturum aslında 45 dakikalık bir oturum olacak. Arkasından da ikinci oturumda da yaşlılıkla devam edilecek. Maruf şöyle yapmış. 7'den 77'ye diye dile getirmiş. Ama biz onu biraz açıyoruz. Aslında 0'dan 77 artı diyeyim ben. Çünkü biliyorsunuz yaş ömrü arttı. Ve erken çocukluk denilince aklına yeni çok genç. Aslında bazen biz diyoruz ki 3 bile geç olabilir. Hani bir nebze kendimi hani öğretim üyesi olarak, hak savunucusu olarak da gördüğüm için erken çocukluk denilince aklına 4 yaş ve sonrası geliyor. Gelişim hakkı, oyun hakkı ve... Ha, mikrofon tamam. Buraya geldi. O bağlamda düşündüğümüz zaman dediğim gibi erken çocukluk dönemi sıfırdan başlayan, hatta annenin gebelik sürecinden itibaren devam eden bir süreç olduğu için onu da aldık ve şehirlerimiz aslında nasıl olacak diyerekten küçük bir çocuğun gözünden bu şehirler nasıl olabilirdi? Sonraki oturumda eğer yaşlıysanız aynı zamanda ben mikro saldırılar, daha doğrusu yaşa bağlı ayrımcılıkla da çalışıyorum ama yaşınız ilerledikçe acaba şehirlerimiz buna ne kadar uygun? Onları da etap etap göreceğiz. Şimdi ben müsaadenizle tanıtımları yapacağım. Kendimi tanıttım zaten. Daha fazla detay istiyorsanız da internet sitesinden CV'lerimiz yüklendi. Cemil Bey'i zaten bulmadığınız zaman bulabiliyorsunuz. Biz şöyle oturduk. Ben moderasyonu yapacağım için burada oturdum. Misafirimizi yurt dışından geldiği için ortaya aldım. Cemil Bey'le de öyle karar verdim. Biz ev sahibimiz ve misafirimiz de ortada. Yani buradaki düzen bir yarattığı etkiye göre değildir. Dediğim gibi ya da hani ortaya aldığınızda tamamıyla ev sahibi. If I will correctly pronounce your name, but Perparim Rama, right? That's correct. Okay. You did a great job. All right. Perparim Rama 1976'da Priştina'da doğmuştur. 16 yaşındayken Büyük Britanya'ya taşınmıştır. Yani savaş durumuna istinaden memleketinde, çünkü ağırlaşmış olan, hepimizin de Kosova süreci takip ettiğimiz için sizlerin de bildiği üzere siyasi koşullar nedeniyle kendisine sığınma hakkı verilmiştir. Lisans eğitimi Londra South Bank Üniversitesi'nde mimarlık alanında tamamlayan Rama, Doğu Londra Üniversitesi'nde diploma ARC dediğimiz, yani mimarlık diplomasını almış ve yüksek lisansını tamamlamıştır. Daha sonra Londra Sempton Havalimanı'nda danışman olarak çalışmaya başlamıştır. Nottingham Üniversitesi Mimarlık Okulu'nda mentorluk yapmış ve Smart Lab Medya Enstitüsü'nde üretken mimari ve smart bina tasarımı alanında doktora adaylarını denetlemiştir. Rama 2012 yılında Venedik Mimarlık Bienali'nde Filigree Maker pavyonu, aslında Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman telkare dediğimiz, bizim de bildiğimiz ama bunun sanata nasıl yansıdı? Hatta 2012'deki Bienal'de'nin başkanı bir bunun mimari demokrasi olduğunu söylemiştir. Bunlar CV'de yoktu ama ben kendilerini Google'ladım ve olası olaraktan biraz da Bienal'i inceleme fırsatı oldum. Oradaki mimari düzeyde sadece olayın mimari yapısı değil ama bizim bunu duygularımıza nasıl ifade ettiğimiz, katılımcıları aslında bir şekilde sosyal network, umarım doğru anlamışımdır projeyi ama o sanatın, yani telkari sanatını biliyorsunuz, o altın ve şeyi, o incecik, o şeyleri oluşturmayı da düşünürsek biz bunu aslında içimizde nasıl, duyguları da içimize alacak şekilde aslında nasıl reprezente ediyoruz, nasıl sunuyoruz, bunun üzerine bir çalışmaları da olmuştu ve ilk defa Kosova'yı o zaman temsil edilmişti Bienal'de. Rama, Katar Ulusal Araştırma Fonu'nda kentsel ve mimari projeler konusunda danışmanlık yapmıştır. Arnavutluk'un Güneydoğu kıyısındaki Dermi Sürdürülebilir Köy Geliştirmeye yönelik imar planıyla da ilgilen proje ekibinin liderliğinde yapmıştır. Londra'daki Newham ve Tower Hamlets belediyelerinin mekansal planlama araçlarının ve mimari geliştirilmesi konusunda da danışmanlık yapmıştır. Priştine için düzenlenen planın hazırlamasında da öncülük etmiştir. Doğu Londra Üniversitesi ve Birleşik Krallık Mimarlık Derneği'nde belirli aralıklarla danışman eleştirmen olarak görev yapmıştır. 2012 Londra Olimpiyatları'nın mekansal planlamasında Doha'nın vizyonuna ve New York, Dublin, Basel, Prag ve Şam'daki büyük projelerde de yer almıştır. Size veriyorum konuşmanız için. Tekrar hoş geldiniz. Daha sonra Cemil Bey'in CV'si ve onun konuşmaları için kendileri. İlk sunumumuzu lütfen açabilir miyiz? So we're gonna go through your presentation, right?
And do you need a pointer? Burada bir yerde pointer olması ister misin? You have, okay. Thank you very much. I'll see if I can work this up. Brilliant. Well, thank you very much. It's a great pleasure and honor to be here today with all of you in Istanbul, in the beautiful Istanbul, in this Marmara Forum. As you can see, my background is an architect and an urban planner, and I have lived in London for about 29 years prior to moving back to Pristina, to my own city, the city where I was born. I am now the mayor of the capital city. Başkent belediye başkanıyım ve bir takım projelerde ve programlarda yer aldım. Kentin dönüştürülmesi anlamında çalıştık. Aşağıdan yukarıya bir çalışmayı dikkate aldık. Ve çalıştık ki tüm vatandaş için güvenli olsun. Haklısınız. 0'dan 77 olmalı bence de. Dediğiniz gibi katılıyorum. Kesinlikle. Sadece kentsel çevrenin üzerinde yaratabilecek etkiden bahsetmiyoruz. Vaktimizi geçirdiğimiz her yerin doğrudan etkisi var. Yani duygularımıza ve psikolojik davranışlarımıza her yerin etkisi var, sadece kentsel alanların değil. Yaptığımız yöntem itibariyle farklı bina yönetmelikleri, inşaat yönetmelikleri çıkarmak oldu. Çünkü bu şekilde tasarlanıyor, bu yönetmeliklere uygun tasarlanıyor. Ama tabii insanların psikolojisine de etkisi olmuş oluyor. Evet, çünkü bir takım değişiklikler, karakteristik özelliklerle değişiklikler gerçekleştirdik. Ve ben 2 yıl önce başkentin belediye başkanlığını devraldım. 15 dakikam varmış, çok kısa bir sürem varmış. Elbette ki daha uzun uzadıya konuşuruz ama bir takım yaptığımız kilit girişimleri anlatmak istiyorum. Okullara daha çok odaklandık. Kamuya açık alanlara odaklandık. Bir ortam yaratmaya çalıştık. Bu ortamlar daha çok çocukların güvende hissettiği, çocukların zaman geçirdiği yerler oldu. Çünkü çocukların oynayabilmesini sağlayan ortamlara odaklandık. Çünkü insanlar üzerinde ve tabii ki çocuklar, elbette özellikle çocuklar üzerinde pozitif bir etki yaratıyor. Böylelikle çocuklar kendilerini geliştiriyorlar, etkileşim halinde oluyorlar, birbirleriyle etkileşim içerisinde oluyorlar ve özgüvenlerini pekiştiriyorlar bu tür ortamlarda. Hem sağlıklı hem de pozitif duygularla bezenmiş oluyorlar. Şimdi burada ekranda gördüğünüz bir takım fotoğraflar var. Şehir merkezinden çekilmiş olan fotoğraflar. İlkokulun etrafında çekilmiş bir fotoğraf. Çok güvenli olmadığı düşünülen bir yer. Burada çocuklarla, orada yaşayan halkla birlikte işbirliği yaptık. Arabaların park ettiği bir bölge olduğunu da görüyorsunuz aynı zamanda. Ve farklı fikirler, farklı çıktılar bir araya geldi. Ve tüm paydaşlar, en genç yaştaki paydaştan tutun da en yaşlıya kadar bir araya geldik. Ve sokaklarımızın nasıl değiştirilmesi gerektiği üzerinde kafa yorduk. Farklı paydaşlar dediğim gibi bir araya geldi. Farklı topluluklar, toplumun bireyleri bu kentin dönüştürülmesinde rol aldı. Bu sayededir ki kentin dönüştürülmesi, yaratılması öncesinde, esnasında ve sonrasında şehre herkes bakar oldu. Yani herkes ilgilenir oldu. Çünkü herkes dönüşümün bir parçası oldu. Burada Elena Cica isimli okul etrafında nasıl bir dönüşüm gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. Şimdi arabaların geçişine kapattık. Daha güvenli bir hale geldi. Ebeveynler var, ebeveynler, çocuklar, yaşlılar bu sokağı kullanıyor. Bir etkinlik düzenledik. Sanki kent tekrar o kentin yaşayanlarına tekrar iade edilmiş oldu. Hayatı kutladık aslında hep birlikte. Yani zaten kent dediğiniz yerlerde böyle olmalı.
güvenliği olmayan, sürekli arabaların park ettiği bir yerken bu sokak, farklı işlevler ve programları da devreye alarak çocukların güvenli bir şekilde okula gittiği bir sokak oldu. O mahallede yaşayan insanlar da günün farklı zamanlarında, haftanın farklı zamanlarında bu sokaktan oyunlarla öğrenerek etkinliklere katıldılar, yaparak öğrenme etkinliklerine katıldılar, atölye çalışmalarına katıldılar, birbirleriyle tartışma, bir araya gelme, görüşme imkanları oldu bu sokaktaki etkinlikler sayesinde. Ben de kentin belediye başkanı olarak özellikle kentsel alanların bu bağlamda bakıldığında maalesef birkaç on yıldır kentlerin öyle yerler haline geldiğini görüyoruz ki gittikçe daha fazla insan yaşıyor. Farklı istatistik veriler elbette elimize geçiyor. Dünya nüfusunun yarıdan fazlası kentsel alanlarda yaşadığı gerçeğinden hareketle doğa kentin gelişimiyle iç içe ve bu süreçte yaşadığımız bu süreçte çocukların bakış açısından düşündüğümüzde çocuklar doğayla iç içe olmak istiyorlar ve doğada ortamın, işte bitkilerin nasıl yetiştiğini, yiyeceklerin nasıl yetiştiğini görmek istiyorlar. O biyolojik süreçlerin nasıl olduğunu görmek istiyor çocuklar. Bu tür okulda, bu tür dış mekan ortamları yaratıyorsunuz. Çocuklar doğayı tanıyor, doğada bitkilerin nasıl yetiştiğini görüyor. Burada kent çiftlikleri dediğimiz alanlar yarattık. Farklı başkentin farklı yerlerinde o kentin yerel halkı birbirleriyle etkileşim halinde oluyor. Daha çok çocuklar bir araya geliyor. İşte çiftçilik işlerinin nasıl yapıldığını, bitki, sebze, meyvenin nasıl yetiştirildiğini öğrenebiliyorlar. Farklı kabiliyette insanlar, farklı fiziksel kabiliyette insanlar da buraya dahil oluyor. Fiziksel platformları yaratıyoruz. Çünkü hiç kimseyi dışarıda bırakmak, arkada ardımızda bırakmak istemiyoruz. Kentsel ortamlardan bahsederken insanları işin içine dahil etmek istiyoruz. Güvensiz ormanda tek başlarına kalmış, bir başına kalmış, güvensiz hisseden insanlar gibi hissetmesinler istiyoruz. Şehre dahil olsunlar istiyoruz. Şimdi bakın, burada o çiftlik, kent çiftliklerinde yetiştirdiğimiz sebze meyveleri gördünüz. Çok heyecan verici bunlar. Çok harika sonuçlar elimize geçti. Aileler, ebeveynler çok sevdi. Aileler çok sevdi. Tabii o kent ortamında, çeşitli alanlarda çocukların oyun oynama imkanı doğmuş oldu. Daha güvenli ortamlardalar artık çocuklar. Ve çok genç yaştaki, çok küçük yaştaki çocuklar tutun da farklı yaştaki çocuklara kadar bu insanlar bir araya geliyor, etkileşim halinde oluyorlar. Çocuklara bakan insanlar için de bir ortam yaratmış oldu ki o çocukların bakıcıları da, bakan kişileri de etkileşimde olsunlar. Kentin farklı yerlerinde bu tür stratejik müdahalelerde bulunarak, girişimlerde bulunarak bir fırsat yaratmaya çalıştık. İnsanlar sosyalleşsin, birbirinden bir şey öğrensin. Farklı nüfusun farklı, yani sıfır yaşından tutun 77 yaşına kadar insanlar kentin farklı alanlarında etkileşimde olsun istedik. Tabii kentin farklı yerlerinde doğanın bozulduğunu da fark ettik. Ve bizler bu dönüşümü yaparken ve mekanları tasarlarken bir olumlu etki yaratmak istedik. Hem bilinç seviyesinde hem de bilinçaltı seviyede ya da negatif bir etki yaratıyoruz. Hiçbir zaman nötr olmuyor. Mümkün olduğunca en fazla miktarda pozitif etkiyi yaratmak hem bilinç seviyesinde hem de bilinçaltı seviyesinde çok önemli. Çünkü çevrenin üzerimizde olan etkisinin yankıları olacak ve bizim birbirimizle olan diyalogumuzu, ilişkimizi de etkileyecek çevrenin üzerimizdeki olan etkisi. Ve Priştine başkentte çok taktiksel dediğimiz müdahalelerde bulunduk. Okulların etrafında, kentteki parklarda, bu girişimlerde bulunduk, müdahalelerde bulunduk. Gittikçe de bu çalışmaları arttırarak
kente akciğerler oluşturduk aslında. Akciğerler yarattık. Öyle söylüyoruz. 2.6 kilometrelik bir girişimde bulunduk. Pristina kentinde çok daha kolay bu müdahaleyi yapmak, bu etkiyi ortaya çıkarmak Pristina'da çok daha kolay. Yani işte İstanbul gibi büyük bir kentte bir etki yaratmak çok daha zor. 400 bin kişinin yaşadığı bir yerde bu etkiyi yaratmak çok daha kolay. Ana bir bulvar var, cadde var 4 kilometre uzunluğunda. Mesela o bulvarı uzattık. İşte 700 metre daha uzattık ilk aşamasında. 10 tane mahalleyi birbirine bağlıyor mesela bu cadde, bu bulvar. Bugün bu kent tabii artık arabaların da olduğu bir yer. Çok keyifli değil, yürümesi keyifli değil, çok güvenli de değil. Yani yayalar için çok güvenli değil. Sanki arabalar için tasarlanmış bir şehir gibi görünüyor. Bir yerden bir yere yarım saatte gidebiliyorsunuz ama yürüyecek olsanız 10 dakikada gidiyorsunuz. Yani yarım saat tutarken arabayla gitmek. Yani insanlar sanki hani böyle bir kültür oluştu. Yani sanki arabalarına binip gitmek zorundaymış gibi hissediyorlar. Yani sanki ancak öyle kendilerini güvende hissediyorlarmış gibi düşünüyorlar. Bizler de kent merkezini yeniden tanımlamaya başladık. Yani bir kentte yaşamak nedir'in tanımını yeniden yaptık. Öncelikle yayaları önceliklendirdik. Ve farklı işte kentsel ulaşım imkanları yarattık. Daha sonra üçüncü önceliğimiz arabalar oldu. Mesela burada fotoğrafını gördüğünüz şehir merkezi ana caddelerden bir tanesi. Bu ana cadde farklı mahalleleri birbirlerine bağlıyor. Ana arterlerden bir tanesi. Yani kent trafiğinin aktığı ana arterlerden bir tanesi. Bunu mesela yayalar için kapattık. Bir etkinlik alanı oldu. Öyle bir, yani bakın buradan buraya geldik. Eskiden arabaların geçtiği, kullandığı bir yerdi. Son dönemde bu dönüşümle sadece insanların kullandığı bir yer oldu. İşte koşular oldu. Maratonlar düzenleniyor. Artık binlerce insan bir araya gelerek çok genç yaştan, çok ileri yaşa kadar farklı kabiliyetleri, fiziksel kabiliyetleri olan insanlar artık bu sokakta, bu caddede bir araya gelerek maratonlara katılabiliyorlar. İşte mesela bir sağlıkla mücadele etkinliğini göstermek için buraya geliyorlar. Artık daha geniş etkinlikler için kullanılıyorlar. İnsanlar buralarda, bu caddede bir araya geliyor. İnsanlar kendini artık daha önemli hissediyor. Ne yaşta olursa olsunlar. Daha önem verilmiş olduklarını hissediyorlar. Ve Pristina'nın şehir merkezinde bu tür alanlar yarattık. Bu fırsatla insanlara, bütün insanlara bir fırsat vermeye çalışıyoruz. En gençten en yaşlısına kadar. Yine aynı şekilde burada fotoğraflarda, ayrıca farklı etkinliklerin fotoğraflarını sizinle paylaşmak istedim. Farklı çalıştaylar, atölyeler düzenleniyor sokaklarda. Özellikle çocukları önceleyen etkinlikler yer alıyor. Ve kısaca tanıtmam gerekirse, her şeyi tek özet bile ifade etmem gerekirse, Pristina'da yapılanlar bu minval üzereydi. Erken çocukluktan tutun da 70 yaşın üstüne kadar yapmaya çalıştıklarımızı özetledim. Çok teşekkürler. Geç katılanlar olmuştur. Şunları demek istedim kendisine, pardon duyamamış oldu beni. Maratondan bahsetti. Yani şehrin tekrar insanla kavuşması, ben öyle diyorum. İnsanın gözünden tekrar tanımlanması ve bu tanımlamayı yaparken işte engellilik, farklılık, yaşa bağlı olarak durumların içermesi aslında bir maksat, yani bir bakıma da insan hakları o çerçevesi. Ama şunu ekledim. Çok önemli şeyler yapılıyor. Birazdan Cemil Bey'i de duyacağız ama 15 dakikalık sanki bir maraton gibi bu sunumları yapıyoruz ama eminim ki internet sayesinde daha fazla olarak da bu bilgiye sahip olabiliriz. Ama şu notlarımdan da hani tekrar baktığım zaman elbette ki güvenlik önemli ve ama şehrin dizayn edilirken insanların odak olması ve belki onların
bilinç dışı ya da bilinçli olaraktan o işin içine biraz psikolojik kısmı da giriyor. Çünkü o kısım beni de heyecanlandırıyor alan itibarıyla. Bir şehre o gözden bakabilmek. Çünkü hepimiz biriciyiz ve kimsenin de dışarıda kalmaması gerekiyor. Yerel yönetimler çok anlamlı çünkü bazen devletin hızlı, yani daha doğrusu bakanlıkların hızlı bir şekilde mobilize edemediğiniz durumlarda yerel yönetimlerin çok büyük katkısı oluyor. Ben bizzat bunu yaşadım. Hatta bizim ekipten iki arkadaşımız da burada, Hande Hanım ve Kadriye Hanım. Ve biz Boğaziçi Üniversitesi olarak, o yüzden biraz kendi şeyimizden de bahsetmiş olayım Cemil Bey müsaadenizle, hani az konuşmak için, sizlere süre vermek için, o yüzden 15 dakika kendime öyle bir süre vermedim. Ama İstanbul dışında Bebek 95 diye, birazdan ben Cemil Bey'in sunumundan sonra web sitemizi de göstereceğim ve sayılarımızı paylaşacağım, ama 0-3 yaşa yönelik bir erken müdahale programı geliştirdik. Eğitim bilimlerindeki işte benim bir tane daha meslektaşım ve yine psikoloji bölümünden, belki dayanıklılıkla ilgili bir sunum vardı Serra Müderrisoğlu'nun, dinlediyseniz eğer. O da bizim ekiptendi ve böyle bir yola çıkmıştık biz 2017 yılında İstanbul'da. Ve daha sonra yolumuz Karşıyaka ve İstanbul dışında bizim projemizi bir akademisyen olarak da, bu çok önemli çünkü biz biraz Boğaziçi Üniversitesi, bilmiyorum ne kadar takip ediyorsunuz ama şu an biraz gündemdeyiz yaşadığımız direniş ve sürece dair, ama sırça köşkünde değiliz ve ayaklarımız yere basıyor. O yüzden ben şimdi Cemil Bey'in CV'sini, müsaadenizle özgeçmişinizden bahsedeceğim. Daha sonra da teşekkürlerimi de bizzat burada iletmek isterim. Ve sadece bizim Bebek 95'i, aslında Kent 95'tir ve burada Kent 95 bağlamında Superpool'daki ekip arkadaşlarımı da görüyorum. Sadece bu bizim proje değil ama bir sürü Karşıyaka Belediyesi'nde projeler yaptı. Ben şimdi müsaadenizle Cemil Bey'in özgeçmişinden bahsedeceğim. O sırada siz de şeyi eğer hazırlayabilirsiniz sunumunu. Biz de size point... Can you give the point? Okay, you already have it. Okay. Doktor Cemil Tugay... kendisi öğretmen bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak 1967'de yılında babasının mecburi hizmeti sırasında Van'da dünyaya gelmiştir. İzmir İnönü Lisesi'nde ortaokul bölümünden 1980 yılında, lise bölümünden ise 1983 yılında mezun olmuştur. 89 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirmiş, Çorum ve Tire'de 4 yıl pratisyen hekim olarak çalışmıştır. 93-2000 yılları arasında plastik cerrahi istisasını yapmış. 2000 yılında ise İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzman doktorluğunu almıştır. 97 yılında Amerika Birleşik Devletleri Cleveland Clinic'te bir yıl araştırmacı doktor olarak çalışmıştır. Uzman olduktan sonra 2001-2005 yılları arasında Karşıyaka Devlet Hastanesi'nde, 2005-2009 yılları arasında İzmir Çiğli Kent Hastanesi'nde plastik cerrahi uzmanı olarak görev yapmıştır. 2009 yılında Karşıyaka'da serbest hekimlik yapmaya başlamış ve bir süredir Alsancak'ta faaliyet gösteren muayenehanesini belediye başkanı seçilmesinin ardından da kapatmıştır. Evli, ikisi kız, biri erkek, üniversite, lise ve ilkokulda öğrenim görmekte olan 3 çocuğu olan Cemil Tugay İngilizce ve Fransızca konuşmaktadır. Cemil Bey, eklemek istediğiniz bir şeyler var mıdır bu özgeçmişinize istinaden? Bir sizin hekimlik bağlamındaki şeyiniz, ama belki onu da eklersiniz. Şöyle, Fransızca konuşmuyorum. Fransızcayı biraz anlıyorum. Babam Fransız öğretmeniydi, evet, tamam. Ama konuşmuyorum. Ya bu CV'yi tabii arkadaşlarımız benim için hazırlamış, göndermişler. Biraz yoğun bir çalışma programı içerisinde çok ilgilenemedim açıkçası bu hazırlıklarla, ama yani okuduğunuz CV daha çok bir doktor CV'si. Ama burada belediye başkanı olarak buradayım. Yani ne anlatacağımı belki anlatırken biraz o yönden bir giriş de yapacağım. Lütfen, tabii. Evet, öncelikle burada bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu çok değerli, önemli bulduğumuz konuyu dinlemek için, belki bazı katkılarda bulmak için buradasınız. Ben Hande Hanımların, Boğaziçi Üniversitesi'nin hani belki de öncülüğünü yaptığı Türkiye'de Kent 95 çalışması başta olmak üzere erken çocukluk döneminde yapılan çalışmaları, yerel yönetimler eliyle yapılan çalışmaları gerçekten çok değerli buluyorum. Bunun öneminin farkında olmuş ve bu konuda belki bilgilerini kendini geliştirmek için burada olan herkesi de kutluyorum. Ayrıca ilk defa bulunduğum bu forum ortamının mükemmel organizasyonundan da çok etkilendiğimi de söylemeden edemeyeceğim.
Tebrik ediyorum bu organizasyonu yapan herkesi. Ben biraz önce CV'mde dinlediğiniz gibi doktorum. Aslında yerel yönetimle ilgili bağlantılandırılabilecek işte mesela Konukdüyer Belediye Başkanımızın mimarlığı gibi ya da şehir planlaması gibi bölümlerle ilgisiz bir alandan belediye başkanlığına geldim. Geldikten sonra temel sorumluluklarımı değerlendirmeye ve kendimize bir yol haritası tabii ki çizmeye çalıştım. Burada her uluslararası toplantıda aynı şeyi hissediyorum. Yani Türkiye'nin belki dünyadaki diğer ülkelerden farklı bazı ihtiyaçları ve sorunları olabilir doğal olarak. Çünkü özellikle sağlık ve sosyal hizmetler alanında biraz daha farklı organizasyonlar çalışıyor yurt dışında ve özellikle Avrupa'da. Ama Türkiye'de bu alanda daha fazla boşluk olduğunu düşünüyorum. O nedenle bizler ister istemez yerel yönetimler, belediyeler olarak bu alanlarda da bir şeyler yapmak durumunda kalıyoruz. Biraz daha yoğun çalışma ihtiyacı duyuyoruz. Belediye başkanı olduktan sonra birkaç ay sonra yapılan bir çalıştay ortamında Bernard Van Leeuwenhoek Boğaziçi Üniversitesi ile yolumuz kesişti. O da şuydu, 0-3 yaş arası çocuklar aslında hemen hemen hiç görülmüyor kent yaşamında. Ve o yani 0-3 yaş arasındaki çocuklara yönelik, yani burada daha çok da bir kentsel tasarımdan bahsediyoruz ama yani gerek ev ortamında gerekse çocukların ev dışında sosyalleşebildiği ortamlarda çok önemli gepler var, sorunlar var, açıklar var ve bunları giderme yönünde yeterli çalışma yapılmadığı için 0-3 yaş arası çocukların adeta kaderine terk edildiği gibi bir gerçek var. Bunu fark ettikten hemen sonra böyle bir birim oluşturmaya karar verdik. Bir grup arkadaşımızı bu alanda ilişkili olabilecek eğitim için Boğaziçi Üniversitesi'ne yönlendirdik ve bir programı başlattık. Şimdi çocuk deyince tabii ki 18 yaşına kadar olan herkesi kastediyoruz ama burada erken çocukluk çağından bahsedeceğiz. 95 biliyorsunuz 3 yaşına kadar yani 3 yaşındaki bir çocuğun boyunun uzunluğu. O yüzden Kent 95 adı verilen bir proje yürütülüyor. Burada bu projenin yürütüldüğü kentin adıyla beraber verilmesi biraz özelleştiriyor. Biz de Karşıyaka 95 dedik. Bu projede amaç aslında çocuk doğduğu andan itibaren diye başladık ama biz biraz daha geriye de gittik. Daha henüz doğum gerçekleşmeden önce 7. aydan itibaren anne adaylarını yani çocuk doğduktan sonraki dönemle ilgili bilgilendirmeyi amaçlayarak eğitmeyi amaçlayan bir program başlattık ve doğum öncesi de anneyle ilişki kuruyor arkadaşlarımız. 7. aydan itibaren işte ayda bir kez anneyi ziyaret ediyorlar. Doğumdan sonra da ilk bir yıl boyunca ayda iki kez anneyi evinde ziyaret ediyorlar. Böyle bir ziyaret programı uygulanıyor. 12. aydan sonra da bir merkezde buluşturuyoruz çocukları, anneleri hem birbirleriyle hem de bizim eğitici arkadaşlarımızla. Burada amaç çocuk doğduktan sonra çocuğun psikomotor gelişimi, duyu gelişimi, dil gelişimi, bilişsel gelişimi, işte öz bakım becerilerinin kazandırılmasıyla ilgili çalışmaları yürütmek. Bu çalışma boyunca da aileleri pek çok konuda desteklemek. Yani çocuğun gelişiminde neyle karşı karşıya olduklarını aslında onlara öğretmeye başlıyoruz. Ve karşılaştıkları zorluklarla başa çıkmayı öğretiyoruz açıkçası. Başladığımız zamanlarda
Çok hızlı başladık ama maalesef araya pandemi girdi. O nedenle ev ziyaretleri aksadı bir dönem. Ama başladığımız günden bugüne kadar işte 14.259 bu sunum hazırlandığı zamana kadar ev ziyareti yapmış arkadaşlarımız. 947 aileye ulaşmışlar ve 4.561'de merkez buluşması gerçekleştirmişler. Burada işte yeni doğan bebeğin ihtiyaçlarını karşılamaya amaçlayan bir paket filan da veriliyor. Belki bunlar çok önemli değil. Ama bir küçük artı koyduk biz bu çalışmaya. Sadece anneleri değil, babaları da eğitiyoruz. Babalık eğitimi vermeyi de önemli buluyoruz açıkçası. Hem ev ziyaretlerinde hem de ev dışı bazı eğitimler düzenleyerek. Burada bilinçli ailelerden sağlıklı nesillere diye bir slogan da çalıştı arkadaşlarımız. Ve çok önemli bulduğumuz başka bir konu, ilk 6 ay boyunca sadece anne sütüyle beslenme konusu. Şimdi bu aslında çok klasik bir bilgidir. Yani herhangi bir doktor bunu bütün annelere söylemektedir. Belki başka ülkelerde durum gerçekten bu açıdan farklı da olabilir. Ama Türkiye'de durum şu, ilk 6 ay sadece anne sütüyle çocuğu besleme oranı bizde %15 sadece. Yani kadınların %85'i ya anne sütünü yetersiz veriyor, erken kesiyor vesaire. Bu da işte genellikle çalışma şartlarından filan oluyor. Ya da başka besinler araya sokuyor ve anne sütüyle beslenmeyi bozuyor. Şimdi bunun ne kadar önemli olduğunu anlatamam size. Yani çok çok uzun anlatabileceğim bir konu. Ama bir çocuğun sağlıklı olması için, yeterli fiziksel, mental kapasitede gelişebilmesi için bir çocuğa yapabileceğiniz en büyük iyilik. Ve Türkiye'de eğer bizim kadınlarımızın %85'i bu konuda bir hata içindeyse bunu mutlaka düzeltmek gerekiyor. Biz de belediye olarak kendimize burada bir rol biçtik. Kadınları bu konuda eğitmek, uyarmak ve emzirmeyi desteklemek için pek çok ama pek çok çalışma yürüttük. Bunlardan işte bazıları bir kampanya şeklinde hani teşvik etmekti. Bazıları işte anne sütünün pompa yardımıyla sağlayıp iş yerinden işte çocuğa ulaştırılması ile ilgili çalışmalardı. Emzirme odaları yaptık, bebek bakım odaları yaptık. Kentin 8 farklı lokalizasyonunda sadece bu amaçla kullanılacak bazı odalar yaptık. Bir de bazı yanlış bilgiler var. Yani mesela anne sütünün tam eş değeri diye satılan mamalar var. Bu ticari söylemin yanlış olduğunu insanlara her ortamda, her şekilde anlatmaya çalıştık. Ben katıldığım bazı ulusal televizyon programlarında da bunları söyledim. İnanın hani sizin de belki aklınızda kalmasını en çok istediğim konulardan birisi budur. Bir çocuğun kentte tabii ki kendine işte oyun alanı bulması, kentten hakkını alması, kentin tasarımının buna göre yapılması gerekli ama bütün bunların olabilmesi için önce sağlıklı çocuklara ihtiyacımız var. Bu şekilde billboard paylaşımları yaptık. Yani işte bu taklit mamaların şey olmadığını anlatmak için hiçbir şey aslanın yerini tutamaz gibi söylemlerle. Gazetelerde pek çok haber çıkarttık. İşte bu bahsettiğim emzirme odaları yapılan 8 tane. Bunlar da baba atölyelerinden, babaların eğitimi atölyelerinden bir iki şey. Babalık, emin olun annelik kadar zor iş. Tabii ki anneler çocukların bakımlarıyla daha çok ilgileniyor ama yani babaların anneleri terk etmemesi dahil çocuklara gereken ilgi göstermesi hayati bir konu. Babaların eğitimi de mutlaka bence bu Kent 95 çalışmasının bir parçası olmalı. 3 yaştan sonra erken çocukluk, işte okul öncesi eğitim çağında da biz rol almaya çalıştık.
8 tane anaokulumuz, 2 tane de oyun evimiz var. Buralarda biz çocuklara teorik bilgiler öğretmiyoruz. Belki en önemli şeyimiz bu. Ama hem yaşadıkları çevreyi tanımaları, kent dahil, hem de kişisel becerilerini geliştirmeleriyle ilgili çok çalışma yapıyoruz. Olabildiğince çok dış geziler, dış etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Yani İngilizce öğretmiyoruz çocuklara ama fidanlarla tanıştırıyoruz. Bitkilerle tanıştırıyoruz. Kendi anaokulların bahçesinin içerisinde bostanları var. Oralarda sebzeler yetiştiriyorlar. Buralarda fotoğrafları yok ama sokak hayvanlarını getiriyoruz, böyle sevimli ve şey olanlarını, hayvanlarla doğru ilişki kurmayı öğretiyoruz çocuklara bu ortamlarda. İşte bir mutfak sanatları merkezimiz var burada. Basit, küçük ama çok eğlenceli mutfak eğitimleri veriyoruz çocuklara. Bu sevimli yaratıklara diyeyim. Şimdi burada aslında erken çocukluk çağının biraz ötesinde, yani 8-10 yaş arasında yaptığımız bir çalışmayı da özellikle getirmek istedim. Bu da çok bilinen ve yapılan bir şey değil. Pek çok aile ve pek çok çocuk tabii spora yönelmek, sporla ilgili bir şeyler yapmak istiyor ve hangi spor dalını seçeceğini belirlerken de daha çok işte ailelerin tercihi ön planda oluyor. Nadiren de çocuklar ben şu sporu seviyorum diyebiliyorlar ama fiziksel kapasite ölçümü bizde en azından atlanıyor. Bu çok önemli oysa ki. Yani fiziksel açıdan uygun olmadığı bir spora yönlendirmek bir çocuğu çok kısa zamanda o sporla ilgili çalışmasını bırakmasına neden oluyor. Bunun için bir sportif ölçüm merkezi, aslında performans ölçüm merkezi diye bir merkez kurduk. Burada bir dizi testle beraber bir yazılım üzerinden çocuğun hangi spor dalına yetenekli olduğunu ölçüyoruz ve o spor dalına yönlendiriyoruz. Pek çok spor okulumuz da var kendi belediyemizin bünyesinde. Yetenekli gördüğümüz çocukları özellikle işte herhangi bir ücret almadan onu destekleyecek politikalarla o sporda ilerlemeye yönlendirmeye çalışıyoruz. Yani bu da belki hani belediyenin görevi midir diye sorulabilecek sorulardan birisi. Bu alanda bir açık olduğu için mecburen üzerimize aldık. Bir çocuk meclisimiz var. Biraz daha büyük yaşlardaki çocuktan ama bahsetmek istedik. Çocuk dostu bir kent için çocuklarla beraber yaptığımız pek çok atölye çalışması var. Bu atölye çalışmalarından sonra yine bu sunumda arkadaşlarımız koymamışlar ama oyun sokakları, çocuk oyun alanlarındaki değişimler, okul çevresindeki alanlardaki düzenlemeler yaptık, yapmaya devam ediyoruz. İşte burada bunu öncelikli olarak anlatmaya çalışmadık açıkçası. İşte çocuklara yaşadıkları şehri nasıl algıladıklarını sordu arkadaşlarımız ve çok ilginç cevaplar aldılar. Aslında çocuklardan çok şey öğrendiğimizi söyleyebilirim. Bir de ödül de aldığımız bir etkinliğimiz var, bizim çalışmamız var. Kış mevsimi hariç diğer aylarda yaptığımız bir şey. Aslında İstanbul'da bir derneğin yaptığı bir iki etkinliği, bu tür etkinliği öğrendikten sonra bunun çok keyifli bir şey olduğunu düşündüm ve o nedenle Karşıyaka'da yaptık. 3 senedir yapıyoruz. Her hafta farklı bir mahallede bir sokağı tamamen trafiğe kapatıyoruz ve oradaki çocukları o sokağı tamamen özgürce kullanma ortamı sağlıyoruz. Çok keyifli bir gün geçirmelerini sağlıyoruz. Tabii bu da şunu amaçlıyor aslında. Yani ben kendi yaş grubum için bunu söyleyebilirim. Biz sokaklarla barışık çocuklar olarak büyüdük bu ülkede. Ama daha sonra trafiğin artması, güvenlik sorunlarının ortaya çıkması nedeniyle çocuklar sokaktan koparıldılar ve sadece oyun alanlarına mahkum edilmeye başlandı. Oysa sokakta kendi komşularınız olan çocuklarla beraber vakit geçirmek gerçekten çok keyifli bir şey. Sokakla insanlarımızın ama özellikle çocuklarımızın barışmasını istiyoruz ve sokaktan daha fazla alanı kullanmalarını sağlamak istiyoruz. Bu kültürü birdenbire tekrar oturtmanız mümkün değil. Ancak işte bu tür etkinliklerle bazı farkındalıklar sağlayabilirsiniz. Yani insanlar ilk defa
evinin önündeki sokağın kendilerine ait olduğunu hissediyorlar aslında bu tür etkinliklerle. Çokça yaptığımız sokak senin adını verdiğimiz bu etkinlik bir gün içerisinde o sokağa özgürce oynamak için, beraber vakit geçirmek için kullandıkları zaman çocuklara çok keyif veriyor ve gerçekten bir şeylerin değişmesini sağlıyor. Bir özel bir şeyimiz de şuydu, tekrar kullanım, atmamak konusunda bir kültür geliştirmeye çalışıyoruz. İşte bu ikinci el pazarı konusunu. Bunu yetişkinler için ayda bir yapıyoruz. Çocuklar için de yine 2-3 ayda bir özel bir pazar etkinliği şeklinde bir şey düzenliyoruz. Çok yoğun bir katılım oluyor. Çocuklar inanılmaz keyif alıyorlar ve yani en başarılı bulunan çalışmalarımızdan birisi bu. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Bence o hekim olmanın vermiş olduğu, sonuçta bizim alan olarak hekim değilim ben ve aslında bir belediye başkanı hekim olunca biz de sonuçta onun sağlık bağlamında da o dönüşümü alabiliyoruz. Çok güzel sayıları. Ben web sayfamızı açabilir misiniz? Rica etmiştim. Çünkü hep 95'ten bahsediyoruz ama en azından biz de kimiz diye burada göreceksiniz. Bebek 95 diye İngilizcesi de var sayfamızın. O yüzden if you want to follow it as well. Ve bu Bebek 95 2017 yılında biz başladık ve İstanbul'da 4 ilçeyle başlamıştık. Sultanbeyli, Maltepe, Sarıyer ve Beyoğlu. Ve tabii ki ilk başta etkisine bakmaya çalıştık. Bu 0-3 aya yönelik yapmış olduğumuz ev ziyareti temelli programımızın. Ve daha sonra da dediğim gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile başladı ama yakın zamanda sonlandı. Karşıyaka ile başladık ve aslında programımızın merkez temelli kısmında ilk pilotunu Karşıyaka'da yaptık. Şimdi çalışma aynı şekilde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından da sahiplenmiş. Dünyada da örnekleri var projenin. Buna benzer ama kültürel bağlamı da içine alaraktan bir uyarlama da yapıldı. Ayrıca Sultanbeyli bölgesinde de program Arapçaya çevrildi ve Suriye'den gelmiş olan mültecilere yönelik olarak annelere de program uygulanmakta. Belki bir gün de Priştine'de uygulanabilir. Eğer ilgi varsa 0-3 yaş ve şey bağlamında ama gerçekten de takip etmek ve 0-3 yaş şimdi dahil olduğu bir dünya hayali. Çünkü onlar da bildiğimiz gibi varlıklar, her ne kadar bazen yok sayıyor olsak bile. Ben şunu isterim, çok fazla uzatmayayım çünkü bir sonraki oturuma da gideceğiz. Bildiğim kadarıyla hiç soru var mı bilmiyorum ama uygulamadan da soru geldi. Ama şu an Bebek 95 olarak biz toplam, hemen rakamlarımı söylüyorum size. 4000 aileye ulaştık. Hatta pilotla beraber 4400 tane aileye ulaşıldı. Ve babaları da dahil edeceğimiz bir programın hedefi içindeyiz. Ve Karşıyaka'da bunun ilk örneği verildi. Diğer sayılara girmek istemiyorum ama destekler bebek sepetinden tutun da anne emzirme desteğinden merkez buluşmalarına 14.500 tane ev ziyareti yapıldı şimdiye kadar. Bizler de sahada olduğumuzun o ziyaretleri yaptığımız zaman gerçekten bir de hep gelişim hakkından bahsediyoruz. Her çocuğun aslında eşit erişim hakkına, sadece erişim derken fiziksel erişimi de kastetmiyoruz. Her türlü erişimden bahsediyoruz. O yüzden bu oturumumuzda erken çocukluk dönemine bir nebze de olsa, biraz da maraton gibi olsa dokunmuş olduk. Bir sonraki oturumun konukları da geldi diye biliyorum. Uygulamadan hiç sorumuz yok. Benim yanıma kimse gelmedi. Teşekkür ediyorum. Ben konuklarımız için tekrar bir alkış diliyorum. Eğer eklemek istedikleri başka bir şey yoksa. Önce alkışı alalım. Eklemek istediğiniz bir şey. Buyurun Cemil Bey. Sizin var mı? Sonra da. Yani şöyle. Ben tekrar vurgulamak için söyleyeceğim. Bu 0-3 yaş alanı, yani o aralık inanılmaz ihmal edilen bir alan. Yani çocuk deyince hep aklımıza işte 3 yaştan sonra diyeyim yani.
Ama 4-5-6 yaş oy ya da okul çağı, oyun çağı olan çocuklar geliyor ama 0-3 yaş arası çocuklar sanki yani evde zorunlu olarak bir hapis yaşantısı yaşaması gerekiyormuş evet. gibi bir muamele içerisinde kent yöneticileri. Oysa bu çocukların hani mesela çocuk oyun alanlarında 0-3 yaş çocuklar için özel oyun alanı tasarımları olması gerektiği çok açık. Ve halen bunun üreticileri yani çocuk oyun ünitesi üreticileri bu konuda çok yetersiz. Yani mutlaka üzerinde özel çalışılması gereken konular. Gelişimin yani özellikle mental gelişimin en önemli kısmının bu yaş grubunda olduğunu hiç kimse ihmal etmemeli. Yani adeta 0-3 yaş arasında çocuklar dünyayla ilişkilerinin nasıl olacağına karar veriyorlar. Yani ben dünyayı seveceğim mi? Başka insanları ne kadar seveceğim? Onlara ne kadar güveneceğim? Diğer çocuklarla sosyal iletişimimi nasıl kuracağım? Filan gibi şeyler. Ve dünyanın kötü bir yer mi olduğu yoksa iyi bir yer mi olduğu algısı bence bu yaş grubunda oturuyor. Bu öncelikle tabii ki iyi bir anne, bilgili eğitimli iyi bir anne. Yine aynı derecede özenli, eğitimli, iyi bir baba gerektiriyor. Bir iyi bir ev ortamı. Ama bunun dışında da yani başka bir çocukla işte şu merkez temelli buluşmalar mesela hani böyle hızlıca geçtik çok anlatamamış olabiliriz ama kendi yaş grubundan çocuklarla bir araya geldiğinde nasıl keyifli vakit geçireceğini, nasıl dostluklar geliştireceğini, yani yaşamdaki sosyalleşmeyi öğrendiği buluşmalar. Bunlar kesinlikle küçümsenmemeli. Yani kesinlikle küçümsenmemeli. Çok hassasiyetle üzerinde yoğun olarak çalışılmalı diye düşünüyorum. Bunun için gerçekten sizleri çok kutluyorum, çok teşekkür ediyorum. Bizlere çok katkı verdiğiniz ama şunu da bilmek lazım. Hani bu konunun önemini anladıktan sonra buna insan kaynağı ayırmak, maddi kaynak ayırmak, bununla ilgili özel bir birim kurmak biraz zahmetli bir iş. Çalışan insanların da çok bilinçli olması, sahiplenmesi gereken bir konu. Biz bunu gerçekten başarıyla yaptık. Arkadaşlarımız, ben çok istekli ve inançlı davrandığım için etkilendiler ve sahiplendiler. Ama dünyadaki tüm yerel yönetimlere bu konuda çalışma yapmayı kesinlikle önerirdim. Bunu tekrar söylemek isterim. Sağ olun. Well, it's fantastic to hear everything that you're doing here in Turkey about child growth and development. One aspect I think which is also super important that we neglect is nature, is the idea of growing outdoors, engaging with the outdoor spaces. You know, we feel, obviously we love our little ones from 0 to 3, we want to protect them, and we perhaps by trying to protect them too much, we hinder their possibilities and opportunities for growth and engaging with nature and everything that being kind of exposed to natural surroundings brings you know, in terms of positive psychological development and impact, and also I guess different temperatures that we expose our kids, you know, we keep them in these indoor environments, and I think that has this sort of negative aspect which we must learn you know, to kind of engage with nature. And the nurseries, for example, what we're now experimenting with is to have these sort of outdoor nurseries where kids you know, learn to be part of the nature right from the very very beginning. But thank you very much. It's been an honor and pleasure to be here, and thanks to the audience as well.